Aragaz. Etiler, Nusret, et. Hepsinde et var. Nusret, Etiler. Çok iyi olduğunu duydum bu etçinin. Çok yeni açılan bir etçi. İstanbul'da çok kişi burada yiyormuş. Hatta tanıdıklarım sen nasıl duymadın diye çıkıştılar. Ben de onlara güvenip burada iyi bir biftek yemeye geldim. Valla yaşınız genç ama epey birikiminiz ve başarınızı duyuyorum. Çok sağ olun. Çok kişiden metinizi duydum. Çok meraklıdır, iyidir, şeydir. Biraz bahsetsinize geçmişinizden. Şöyle, işte benim bu işe başlangıç kısmı ilk Bostancı'da kasap olarak başladım tabii. Daha sonra 13 sene, 14 sene orada çalıştıktan sonra ayrılıp işte Arjantin. Orada biliyorsunuz et çok ön planda. Etleri de çok iyi. Orada işte güzel restoranlarda, çiftliklerde, kesimhanelerde çalıştım. Daha sonra döndükten sonra bir de Amerika, New York. Orada da işte güzel Gallagher Steakhouse olsun, Rathmus olsun, Porterhouse olsun, Smith & Wolenski olsun. Oralarda çalıştım. En iyisine gitmemişsin ama. En önemli. Peter yani. Luger. Hayır hayır. Şey olarak dünyanın en iyi sığırı nerede? Sığır olarak yani yumuşaklık olarak mı? Yani lezzet olarak en yağlı, en lezzetli. En yağlı olan Kobe. Kobe. Bir o yok, Japonya. İşte Japonya yok. Orayı da yapacağız. Onu da yapacağız. Evet. Tamam. Sırada orası var. Tamam. Şimdi buraya konsantre olduk. Tamam. Daha sonra orası şarkı. Tamam, daha sonra bir Japonya kalmış. Sığır etinin iyisi yağlı olur. Sığırdan iyi anlayan Amerikalılar en iyi etleri thyme olarak adlandırır. Yağlar pirzolanın içinde bilyedeki damarlar gibi dağılmıştır. Bu tip etler yumuşak ama lezzet açısından yavan olmaz. Eğer bir de et kuru dinlendirilmişse lezzet de yoğunlaşır. Çünkü suyunu kaybeder. Nusret Bey dana etinden gerçekten anlıyor. Etleri iyi seçip 2 ila 4 hafta arası dinlendiriyor. Sonra da meşe odunuyla ısıtılan dökme mangalda müşterinin isteğine göre pişiriyor. Et bu kadar iyi olunca az ya da çok denenmeli. Etler tam da Vedat Milor'un istediği gibi geliyor. Etten önce steak tartar getiriliyor. Bonfileden hazırlanan bu çiğ et neredeyse Fransa'nın iyi lokantalarında olduğu kadar başarılı. Sadece hardalı biraz fazla kaçmış. Şimdi ben bu steak tartarı tabağıma alırım. Kendi stilimi göstereyim. Çok Fransa'da sevdiğim ve yediğim bir yemektir. Sık sık. Buradan yemeyeceğim herhalde. Nasıl isterseniz? Ben buna bol tuz, biber falan koyarım ve ezerim. Evet. Var mı şey? Her şey tamam. Tamam mı? Tamam. Bol hardallı yapmışsın. Hardalı var. Bol hardallı. Güzel. Biraz fazla hardalı ama güzel. Yani et çok güzel. Bonfileden. Bu hiç sinirsiz olmalı. Yani bu, anlat nasıl yapıldığını bunu. Ben biliyorum. Bonfileyi alıyoruz. Sinirlerini, yağlarını ayıklayıp. Buna tabi makine falan değil, direkt elle, önce bıçak daha sonra satırla, incecik, ağza gelecek şekilde, çok kıyma şeklinde değil, sote doğranıp, daha sonra işte baharatıyla beraber pişiriyoruz. Pişiriyor musun? Yani pişirmiyorsun. Evet. Yani çiğ bu. Evet. Hı, çiğ köfte mi? Çiğdir. Baharatıyla birlikte karıştırıyorsun önce. Evet. Örtüyorsun. Güzel. Lokum denen antrokot harika. Antikot falan mı bu? Değil. Bu sırt. Ha, sırt. Lomo. 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 Ama bunu 28 gün, 30 gün dinlendiriyoruz. Öyle mi? 0 derecede. Dry age dedikleri sistemde. Kuru dinlendirme. Evet. Kuru dinlendirme. Onu izah et bakalım istersen şeyle. Nem oranı ayarlamış bir dolap. Buyurun. 0 derecede. 28 gün, 30 gün arası. Hiç hareketsiz. Kemiğin üzerinde dinlendiriliyor. Sırt kısmı. Şeyi evet. Nereden alıyorsun eti? Eti yani... Angus mu bu yoksa bizim değil, Türk? Değil. Türkiye'de çok güzel etler var. Evet. Ben çok fazla onu tercih etmiyorum. Sadece işte bu etin dilinden anlayacak, eti tamamlayacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Arkadaşlara ihtiyacımız var. Evet. Hani yetiştirici olarak, kesici olarak tabii. Enteresan. Evet. Biraz bahset bundan önce yerim. Bak tam istediğim gibi pişirmişsin. Lomo tabii aynı zamanda
mısır kısmı ya, biliyorsun evet. Şarkı denedir. Çok ve İspanya'da soğuk şarkı dört denir. Evet. Çok lezzetli bir kısmı, sırt kısmı. Gayet güzel. Tabii bunu hoşlanmayacak bir insan düşünemiyorum da gerçekten bunu böyle yemek lazım. En makbulü tabii. Ne? Budur. Budur dediğim. Budur. Rare. Evet. Ya da medium rare. Çünkü et lezzetini alıyorsun evet, o zaman. Etin aroması, lezzeti. Bu. Nerede buldun bu? Yani bu kadar kaliteli eti nasıl bulabiliyorsun? İşte uykusuz kalarak. Şöyle. Güzel et nerede? Ben orada. Mezbaha olsun, işte bu işi yapan depolar olsun. Sürekli onları geziyoruz, dolaşıyoruz. Kaliteli düzgün olunca alıyoruz. Yoksa almıyoruz. Tabii seceğiz. Salata da olurdu bunun yanında. Abi. Salata şimdi şöyle olacak. Salatanın bu beraber alındığında etin önüne geçiyor. Öyle etin tam aromasını almıyor. Çünkü ağzı soğuk bir eşi oluyor. Hı. Soğutuyor. O yüzden çok ince olmuş olduğu için bir de. Bu çok özellikle bununla diyorsun evet. Yani. Bu şaraptan mı hocam? Hakikaten bu benim de böyle küflü neredeyse pek hoş olmayan aromalar var dedim ya. Evet. Bunlar gelişti. Çok şey şarabı kokladığımda kendimi hakikaten bir ahırda hissediyorum. İlk şeyde ama lezzet daha etin, çok... Etin çıktığı nokta. Etin çıktığı nokta. Birlikte çok güzel ahır aromalı bir şarapla evet. Güzel bir et. Öte yandan damakta da bundaki meyve tadı son derece sanki hoşaf komposto gibi. Yani evet. Fazla pişmiş, çok sıcak bir sene fazla pişmiş aromalar. Ona rağmen dengesiz değil. Yani şeyde Chianti'de belli bir şeyi tutturuyorlar. Türk şaraplarının birçoğunda o dengesizlik ortaya çıkıyor. Çünkü manipüle edilmemiş en azından. Olduğu evet. Gibi natürel bir şarap. Dana pirzola ise Milor'a göre İstanbul'da yenilebilecek en iyi pirzola. Nusret, bu işin en önemli taraflarından biri de eti kesmesi değil mi? Çünkü evet. Enzimleri var bunun, oradan keseceksin. Çok yani önemli. Suyu dışarı akmayacak. Etin suyundan gideceğiz. Suyundan gideceğiz evet. Ki yine sulu kalsın. Hem sulu kalsın hem sert olmasın hem de lif lif olmasın diye. Tamam. O çok mühim. Şimdi çok. Bunu izleyicilere göster bunu. Açılış kısmı burası. Orası. Evet. Bunu ama çok hafiften şöyle yapabiliriz. Hani daha çok lezzetli olsun diye. Benim en sevdiğim olur orası. Çok köşesinden şu kadar böyle bir küçük bir kombinasyon yapacağız. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ ol. Neyse ne aldım? Evet. Olağanüstü. Sağ ol. Evet, herkes yaptı, hatayı mı yapıyorsun evet. Şimdi? Mesela geliyorlar. Burası tamam. Çok yağsı olmuş olduğu için herkes böyle başlar. Ay yanlış o değil mi? Evet. Bir de bunu deneyelim bu şekilde. Aromasını bile etkiliyor. Daha sert. Daha sert. Daha sert. Evet. Ama bu şekilde gittiğiniz peki zaman... Peki o kadar güzel. Evet, daha güzel. Bu çağın gidişi bile değişiyor. Nasıl? Enzimlerden gidiyorsun. Evet. Peki nasıl devam ediyorsun? Bu şekilde devam. Yukarı doğru. Sonuna kadar? Sonuna kadar devam. Buraya geldiğimizde buraya çatal bıçak kullanmıyoruz. Elle. Çok hafiften yine deniz tuzunu atacaksın. Şimdi elle ben biliyorsun hiç program falan izlediysem ben elle hiç yemem. Evet. Elime hiç yemek almamışım da evet. Fakat bir senin hatırına gerçekten bunu elle yiyeceğim. Peki çok sağ ol. İzleyiciler affetsin yani. Bu ete saygı bir de yapana saygı bulanırsa. Çok sağ ol. Tam istediğim gibi pişmiş. Sağ ol. Az orta az arası. Evet. Blö değil bu işte şey. Senyan dedikleri Fransızların. Evet. Evet. Amerikaların medium rare dedikleri. Evet. Evet. Tüm kuzudan elde edilen ve bütün pişen kaburgada mükemmele yakın. Gerek mangalda, gerekse daha sonra sıcakken tuzlanan et daha bir lezzetli oluyor. Eğer burası da şubeleşip kalitesini diğerleri gibi düşürmezse, İstanbul göğsünü kabartacak bir steakhouse'a kavuşmuş durumda. Gördüm şeyde sırf meşe odunda yapıyorsun. Evet. Dökme değil mi? Dökme. Döküm ızgara. Döküm ızgara. Dökümün biliyorsunuz kızma özelliği var. Evet. Mühürleme özelliği var. Başta mühürlüyor ki suyu içinde kalıyor. Tamam. Bir orada bir kavurgasından. Beraber kombinasyon. Evet çok güzel. Eğer daha da yani çok çok güzel. Güzel bir kuzu da daha da şey zamanında daha da süt kuzusu bulursa bundan bile daha tabii şimdi Mayıs'ta çok daha güzel kuzular olacak. Olacak değil mi? Ama bunlar da onları aratmıyorlar. 100 tanenin içerisinde sadece 15 tanesini ya da 20 tanesini alıyoruz. Tekirdağ, Malkara, Edirne. Ben bunun da en şey kısmını yiyeceğim müsaadenle.
Doydum ama şu en yağlı kısmı. En yağlı kısmı. En lezzetli kısmı. İşte ben onu şöyle söylüyorum. Alt tarafı yağsız olmuş olduğu için, üst tarafı biraz yağlı olmuş olduğu için beraber kombinasyon. Bir yağlı bir yağsız. Dengelesin lezzeti. Evet, her şey denge zaten. Evet. Güzel, denge çok önemli. Hesabınızı veririz. Teşekkür ederim. Bakalım hesaba. 170 lira. Steak tartar 30 lira. Evet. Dava steak 50 lira. Evet. Nasıl 50 lira şey? Gramajlı bu. 400-450 gram civarı geliyor. 50 lira. Evet. 450 gram 50 evet. lira. Tamam. Lokum o nefis şey 40 Lomo. Lira. Evet. Ha, siz bana burada biraz İltimas geçmişsiniz. Yani bu bir kişilik aldım parayı. 40 evet, lira. Evet. Bunun yani bir porsiyonu 40 lira. Bu tümü 2-3 kişi yer bunu. 3 kişi evet. 3 kişi yer. 120 lira mı bu? Evet. 120 lira. 120 lira. 120 lira. Evet. Şarabı da kadeh olarak yazmışsınız. 15 lira. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Tabiri amiyane ile tam düşündüğümü söylersem boynuz kulağa geçmiş. Yani Nusret kardeşimiz çok iyi etçilerde çalışmış ama şu andaki düzeyi ülkemiz düzeyinin üstünde. Tabii gönül istiyor ki bunun yanında çok iyi şaraplar içilsin. Dediler ki eğer çok iyi şarabınız varsa lokantaya getirebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Kendi şarabımı getireceğim. Fakat buranın da belki biraz zaman geçtikçe daha çeşitli ve daha kaliteli şaraplar bulması lazım. Mesela bu yemin yanında şöyle iyi bir Bordeaux, güzel bir Burgund, iyi bir Brunello çok iyi gider. Çok memnun kaldım. Sizden geri dönüşleri bekliyorum. Çünkü gerçekten ben mükemmel buldum. Siz de aynı fikirdeysiniz. Lütfen bize bildirin. Vedat Milor, İstanbul'un en iyi et yiyebileceğiniz mekanları arasında saydığı Nusret Steakhouse'a içecekleri için 3, ambiyans, fiyat ve kalitesi için 4, lezzeti içinse 5 yıldız veriyor.